Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi bugün kadın doğum açısından en sık rastladığımız, bir de en sık sorulan soruların biraz cevabını vermeye çalışacağız. Bunlardan ilki vajinal akıntılar. Kadınlarımız en ufak akıntıyı da hemen enfeksiyona veya kötü bir şeye yorup endişeye kapılıyorlar. Gereksiz endişeye kapılıyorlar. Bazı hastalarımız internete girip en son olabilecek, en az gözüken nedeni hemen kendilerine uyarlayıp gereksiz dediğim gibi endişeye kapılıyorlar. Şimdi vajinal akıntının normal olup olmadığını bilmek için önce normali bilmek lazım. Şeffaf ve krem rengi akıntı arkadaşlar normal olarak kabul edilir. Eğer akıntınız şeffaf, krem rengi, kokusuz, kaşıntısız, yanmasız, sade akıntı olarak geliyorsa bunlar normal akıntı. Bundan korkmamak lazım. Miktarı da bazı kişinin çok olabilir, bazılarında az olabilir. Hiçbir önemi yok. Bazen rahim ağzında yara vardır, enfeksiyon yoktur. Şeffaf bir akıntı yapabilir. Miktarı fazla olabilir. Tabii o geldiğinde muayenede ortaya çıkıyor. Dönemsel olarak miktarda değişiklik olur mu? Dönemsel olarak da miktarı değişebilir. Dediğim gibi eğer şeffafsa ya da krem rengi, ama şeyden bahsetmiyorum. Bazen peynir kesiği gibi olur. O da beyazlı kremsi olur. Ondan bahsetmiyorum. Saf krem rengi olanlar genellikle normal akıntı olarak kabul edilir. Ama sarı, yeşil, kokulu, kaşıntılı, yanmalı şikayeti varsa bu daha çok bakteri enfeksiyonları gösterir. Bazen dediğim gibi böyle peynir kesiği, süt kesiği gibi parça parça beyaz akıntılar olur. O da genellikle mantar enfeksiyondur. Bazen kahverengi akıntılar olur. Bu daha çok enfeksiyondan ziyade kanama düzensizliklerinde olur. Yani pembemsi kahverengi akıntı genellikle kan akıntıdır. Bu genellikle adet düzensizliğiyle alakalıdır. Bazen rahim ağzı kanserlerinde, rahim kanserlerinde de böyle kahverengi akıntı olabilir. Tabii onlar daha ciddidir. Yani söylemek istediğim şey şu. Eğer hastamızın şeffaf krem rengi dışında akıntısı varsa muayeneye gelmesi gerekir. Peki vajinal enfeksiyonu var. Olmaması için ne yapmak gerekir? Tabii birincisi arkadaşlar çok sık rastlıyoruz. Fazla hijyen. Hastalarımız çok fazla hijyen yapınca da genellikle enfeksiyona yol açar bu. Tam tersi, tezattır. Bazıları temizlemek için vajinal duş yapar. Hiç önermediğimiz bir şey. O da enfeksiyona kapıyı açar. Enfeksiyon yatkınlık olur. Onu da hiç önermiyoruz. En sık enfeksiyon kapılan yerler toplu tuvaletin kullanıldığı yerlerdir. Tabii girmeden önce bir tuvaletin temizlenmesi. Artı şuna da çok dikkat etmiyoruz. Sifona bastıktan sonra genellikle üstümüzü toparlıyoruz. Esasında üstümüzü toparladıktan sonra sifona basmak lazım. Çünkü damlacık şeklinde de enfeksiyon bulaşabilir. Bazen tekrarlayan enfeksiyonlar oluyor. Tedavi veriyoruz. Yine tekrarlıyor. O durumda tabii muhakkak muayene etmek lazım. Kişinin bağışıklığı düşük olabilir. Sürekli bir yerden enfeksiyon kapıyor olabilir. Bazen sistemik hastalıklarda da tekrarlayan enfeksiyonlar olabilir. Bu durumda zaten hastamız bize gelecek. Biz muayene edip tedavisini düzenleyeceğiz. Bu dediğim gibi en sık rastlanan bulgulardan, şikayetlerden birisi buydu. İkincisi adet düzensizliği. Bunda hem gençlerde hem orta yaş hem menopoz öncesi grupta çok sık rastlıyoruz. Adet düzensiz diyebilmek için tabii ki yine de normali bilmek lazım. Yani normal adet düzeni nasıl olması lazım? Normal adet düzeni arkadaşlar normalde 28 günde bir olur. Yani onu da adetin başından başına saymak lazım. Adet geldi, kanama başladı. Diğer adet dönemine kadar geçen süreyi saymak lazım. Eğer 28 günde oluyorsa zaten normal akıntıdır. Normal adettir. Ama bu aralık değişebilir. 21 güne kadar da inebilir veya 35 güne kadar da çıkabilir. Bu aralıkta oluyorsa arkadaşlar adetler düzenlidir. 21 günden kısa olursa sık adet oluyor da o anormal bir şey. 35 günden ileri oluyorsa bu da seyrek adettir, o da normal. Adet miktarıyla alakalı da sıkıntılar olabiliyor. Adet süresi de genellikle 7 günü geçmemesi lazım. Ve ortalama günde 4-5 pedi dolu dolu 4-5 pedi de geçmemiz lazım. Geçiyorsa yine fazla kanamadan bahsederiz. Adetler düzenli gelse bile fazla kanama daha normaldir. Bazen ara kanamalar olur. Genellikle 14. güne denk gelir bu. O da yumurtlama kanaması deriz biz. Çok uzun sürmez o, bir gün sürer. Leke şeklinde olur. Bu da normaldir. Bunların dediğim gibi yani 21-35'in dışındaki 7 günden uzun süren, günde 4-5 ped dolu dolu 4-5 pedi geçen ara kanamalar normal düzensiz adet diyoruz. Bunun dışındakiler de endişe etmesinler. Genellikle normal adettir.
Bir de şöyle sorular soruyor. Hocam ne zaman doktora gidelim? Biz normalde 2 ay boyunca, 2 aydan daha uzun süre adet düzensizliklerinde odan gelmelerini hastalarımıza öneriyoruz. Ama aşırı kanama varsa tabii ki 2 ay beklemesinler. Çünkü anemiye kansıla sebep olur. Aşırı kanamalarda direkt girebilirler. Onun dışında seyrek adet gelme, 21 günden kısa adet görme gibi durumlarda genellikle strese bağlı olur bunlar. Bir ay daha beklesinler. Devam ediyorsa o zaman gelebilirler. Dedim ki en sık sebebi hormon düzensizlikleri, bazen miyomlar, bazen yumurtalık kistleri, polip dediğimiz rahim ağzında böyle et parçaları. Bunlar sebep olabiliyor. Bazen kanserler de sebep olabiliyor. Dediğim gibi 2 aydan sonra eğer devam ediyorsa gelip bize muayeneye gerekirse biz gerekli tedavi düzenleriz. Üçüncü bahsedeceğimiz şikayetlerden biri de genellikle orta yaş ve üzerindeki hastalarımızda genellikle görüyoruz. İdrar kaçırma. Şimdi idrar kaçırma hakkında da tabii normali bilmek lazım. Yine her şeyde olduğu gibi normali anlatmak lazım. Şimdi idrar kaçırmayı bir kapıya benzetirsek, kapı açılırsa idrar geçiyor gibi düşünürsek. Şimdi kapı nasıl açılır? Ya ben açarım, ya bozuktur, kapanmıyordur. Ya da dışarıdan birilerini zorluyordur, kapı açılıyordur. Şimdi benim açmam dışındaki tüm yollar anormal olarak kabul edeceğiz. Sebep neyse ona göre tedavi edeceğiz. Eğer kapı bozuksa, buna yönelik ayrı bir tedavimiz var. Kapı sağlam fakat dışarıdan zorlanarak zorla içeri giriliyorsa bunun ayrı bir tedavisi var. Genellikle dışarıdan zorlanarak girilen durumlarda ilaçsız yöntemler ve ilaçlı yöntemler var. Genellikle cerrahi onlara yapmıyoruz. Genellikle bunlardan fayda görüyorlar. Fakat kapı bozuksa yine ilaçlı ilaçsız tedaviler var. Onlardan fayda görme olasılığı biraz daha düşük oluyor hastalarımızın. Onlarda ekstra cerrahi yöntemlerimiz var. Yani buradan önereceğim idrar kaçırma biraz sıkıntılı bir şeydir. Eğer günlük yaşamı artık etkiliyorsa hastalarımız genellikle şöyle tabiri kullanır. Hocam ben hiç artık kuru gezmiyorum, sürekli ıslak geziyorum. Durumuna gelmişlerse artık tedavi gerekir. Bazen enfeksiyona bağlı da idrar kaçırmalı olabilir. Bunlar genellikle geçicidir. Yani enfeksiyon geçerse yani şikayetleri de geçer. Ama uzun süre sürekli varsa tabii gelmelerinde fayda var. Bizim açımızdan önemlidir idrar kaçırma. İdrar kaçırma nedenleri dediğim gibi yani şimdi anormal olanlar neydi? Kapı bozuk olması. Şimdi kapının bozulmasının sebepleri şunlar. Genellikle hasta eğer kronik kabız kalıyorsa, çok doğum yapıyorsa, kilolu bebek doğuruyorsa, genetiği de yani dokunun esas elastikiyet kısmı genetikten gelir. Genetiği de buna uygunsa genellikle idrar yolunu şöyle kabul edersek bu söylediğim nedenlerden dolayı idrar yolu aşağı doğru kayıyor. Açısı bozulunca kapı açılıyor. Kapı kapanmıyor. Dolayısıyla biz söylediğim ilaçlı ilaçsız yöntemlerle, cerrahi yöntemlerle bu idrar yolunu tekrar eski haline getirmeye çalışıyoruz. İlaçsız yöntemler nelerdir? Genellikle bir egzersiz programları veririz. Oradaki taban kaslarını güçlendirmek için. Egzersiz de yapabilir. Bazen böyle elektrik stimülasyonu da yapıyoruz. Oradaki kasları güçlendirmek için. Bundan fayda görüyorsa görüyor tabii ki. Görmüyorsa o zaman cerrahi yöntemlerle o idrar yolunun altına destek koyarak yine açıyı düzeltiyoruz. Aşırı kilo buna sebep olabilir ama bir de dedim ya kapıyı zorlama yoluyla kapı açılabilir. Bazen sistemik hastalıklar buna sebep olabiliyor. Şeker hastalığı gibi, tansiyon hastalığı gibi. Onların tedavi ayrı oluyor. Bir telefon numaraları var. Oradan ulaşabilirler. Teknen Hastanesi'nde çalışıyor. Kadın doğum kliniğinde. Söylediğim şikayetler olsun, başka şikayetler olsun, gebelerimiz olsun. Her gelen kişiye yardımcı olmak için zaten hazırız. Bir de telefondan 0530 101-63-13 telefondan direkt ulaşabilirler. Hastanemizin telefonu var 444-555-6 diye. Oradan da ulaşabilirler. Her gelecek kişiye tabii yardımcı olmak için hazırız.